2008 Kasım bir pazar gecesiydi. Bülbüller susturulmuş, her yer baykuş sesiydi. Kelime-i şehadet onun son nefesiydi. Koca çınar kurumuş ve yeri boşalmıştı. 60 yıl sonra Mevlam ocaklıyı almıştı. Koca çınar kurumuş ve yeri boşalmıştı. 60 yıl sonra Mevlam ocaklıyı almıştı. Saat 12.30, yani gece yarısı. Artık mora dönmüştü yüzündeki sarısı. Oğlu, kızı, kardeşi ve elbette karısı. Yıkılmış idi hepsi, herkes kala kalmıştı. 60 yıl sonra Mevlam ocaklığı almıştı. Herkes panik içinde ocaklığa eğildi. Çocuklar perişandı, yürekleri delindi. Babamız öldü demek öyle kolay değildi. Her geçen gün yeşeren umutları solmuştu. 60 yıl sonra Mevlam ocaklığı almıştı. Her geçen gün yeşeren umutları solmuştu. 60 yıl sonra Mevlam ocaklığı almıştı. Doktor Necmi Kurt çökmüş, çok canı sıkılmıştı. Erkan'ı kaybedince adeta yıkılmıştı. Gözü kucağındaki dostuna takılmıştı. Boğazı düğümlenmiş, gözleri yaş dolmuştu. 60 yıl sonra Mevlam ocaklığı almıştı. Hiç kimse dokunamaz artık onun sazına. Son verdiği randevu ikindi namazına. Elbette isyan olmaz senin adın yazına. Herkesin kulağında şarkıları kalmıştı. 60 yıl sonra Mevlam ocaklığı almıştı. Herkesin kulağında şarkıları kalmıştı. 60 yıl sonra Mevlam ocaklığı almıştı. Çok acı çekiyordu seni kalbine takan. Sadece hüzün idi yüreklerine akan. Nasıl teselli olsun abidin yere bakan. Ölümü nakış nakış kalbinize dokuyor. Onu hatırladıkça bir Fatiha okuyor. Onu uğurluyorduk kederle ve hametle. Eller üstünde gitti dua ile rahmetle. Ve o gün kucaklaştı o Karaca Ahmet'le. Dünya ile hesabı o dakika kapanmıştı. 60 yıl sonra Mevlam ocaklığı almıştı. Dünya ile hesabı o dakika kapanmıştı. 60 yıl sonra Mevlam ocaklığı almıştı.